Merhaba arkadaşlar, minicik balkonumdan hepinize sevgiler. Diktiğim kız çelerimin şöyle son bir halini göstereyim istedim. Çok güzel gelişmeye başladılar. Hepsinin saksı değişimlerini beraber yaptık. Çok kirliler. Bakın, biliyorsunuz kum fırtınası geldi, çamur yağdı derken yağmur suyu alsınlar diye biraz kenara bırakınca böyle kirlendiler. Aslında böyle yağmur da bu taraflara doğru da geldi. Şunları da fidelemiştim. Hepsinin videoları Caneser Bulut kanalımda var dostlar. Şu güzelliğe bakın. Şu an ışık yeterli olmadığı için renkler net çıkmıyor olabilir. Ama çok güzeller. Bunu da yedeklemiştim, köklendirmiştim. Yine videoları var. Burası bebek kanalımız. Anne kanalımız Caneser Bulut da var arkadaşlar. Allah aşkına gelin telimin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel oldular. Buradaki bütün çiçekler arkadaşlar yaklaşık 2-3 saat sabah güneşi alıyorlar. Ondan sonra tüm gün aydınlık ortamdalar. Tatlı tatlı esintidiler. Böyle esinti var ortamda. Yani hava da alıyorlar. Tabii şu an çok kirliler. Yaprak güzelliğinin güzelliğine bakar mısınız? Renkleri burada çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunları diktim tabii, böyle budadım köklendirmek için. Tabii tomurcukları hani yeni yeni çıkıyor. Büyüyecekler, hızla büyüyecekler. Burada da yeni diktiklerim var. Küba kekiğim var. Onun da tepesinden budadım. Şunları da budadım. Hani çoğaltılmasını size göstermek için detaylı bir video çekeceğim. Bugün hatta son videomuza bir bakın arkadaşlar. Umarım yayınlanmış olur. Şu kızımı diktim çünkü. Şu saksıyı diktim komple. Ve çok detaylı bilgiler verdim. Bu tarz çok fazla güneş almayan balkonlar için, hızlı büyüsün benim çiçeklerim diyenler için, problemsiz tür isteyenler için çok güzel bir video yayınladık. O videoyu da eğer yayınlanınca hemen yorumların başına koyarım zaten. Arkadaşlar şu hostes çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Yıkadım yapraklarını bunun. Mecburen kirden pastan görünmüyordu. Tomurcuklar geliyor. Bunlar dekoratif yapraklı sardunyalarım. Tomurcuklar hepsinde geliyor. Yani şu an hepsinde tomurcuk var. Neredeyse geldiğinden beri ikinci, üçüncü açışı. Bunun da tomurcuğu var. Bu bayağı oldu alalı. Bunu Zengerden'den almıştım. Çünkü diğerlerini pazardan aldım. Hani bunları pazardan aldım. Hatta bunların daha önceki videomda çiçeklerini göstermiştim. Şu an budadım mecburen. Şöyle. Nanelerim. Çok en güneş alan bu kısım arkadaşlar. Hala güneşte bakın. Öğlene doğru geldi. Artık idare edecekler. Ne kadar güneş olsa o kadar iyi bunlar ama böyle minik minik koparıyorum. Soğanlarımı zaten biliyorsunuz. Çok tatlılar. Şey, boylarım da çok büyüdü arkadaşlar. Şöyle gösteremedim ışıktan ama. Bir de geçemedim. Yerler dolu. Papatya kurutuyorum. Mis gibiler. Mis gibiler. Bunları bahçeye mecbur transfer edeceğim. Burada çünkü yeterli güneşi alamadıkları için öyle tabii çiçek de açıyorlar. Güzeller şu an ama ileriye dönük olmaz. Gelin telimin çiçeklerine bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Bence çok narin ve çok güzel çiçekleri var. Yapraklar da bir muhteşem oldular. Böyle iyice kendini toparladı. Saksı değişiminden sonra bir iki gün üzgünlük yaşıyor. Ama sonra toparladı. Hatta bakın tomurcuklar geliyor. Şu yaprakların güzelliğine bir bakın. Böyle tüylü tüylü ama çok güzel desenleri olan yapraklar. Bir sürü de yedeğim var biliyorsunuz. O saksı değişiminde çok fazla yavru ayırmıştım. Yine Caneser Bulut kanalımda. Arkadaşlar çok güzel. Bu Plea'mda mutlu olsam mı olmasam mı bilemiyor. Biraz artık daha aydınlık ortama çektim. Burası çünkü sadece aydınlık. Hep aydınlık. Böyle akşama doğru hafif bir güneş yansıması oluyor ama normalde hep aydınlık ortam diyelim buraya. Yaprakların güzelliğine bakın. Çok tatlılar. Şu soğanlarımı düzenleyeceğim arkadaşlar. Buradan bunları alacağım. Daha güneş alan bir yere koyacağım. Nanelerimi gözümün önünde istiyorum aslında. Ne yapacağım da bilmiyorum. Ama benim gibi balkonunuz çok güneş almıyorsa, hafif esinti alıyorsa, hep aydınlıksa burada gördüğünüz tüm bitkileri çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Yaprak güzeli, dekoratif sardunyalar, dekoratif yapraklı. Sakız sardunya, o da tomurcukta. Rengi çok güzeldi. Bunu çok beğenerek almıştım. Kalonşe. Kalonşelerimi budadım. Hepsini bir araya topladım. Coşmasını bekliyorum. Bakın budadıktan sonra bir sürü yavrular da geldi. Şu kirleri bir gitse hayırlısıyla. Hala yağıyor çamur arkadaşlar. Çok fazla hareket edemiyorum şu anda. Hani çok fazla bir şey yapamıyorum. Şu pıtırcığı da çok seviyorum.
Yaprak güzelleri ve sardunyalar artık hayatımda çok da mutluyum. Beni çok mutlu ediyorlar. Bugünkü o yorumların başındaki videoma baktığınızda çok detaylı anlatacağım. Neden farklı türlere eğilim gösterdim? Sukulent kaktüsler dönem dönem sıkıcı mı oluyor? Çünkü çok ağır büyüyorlar. Çok güzel bir sohbet oldu arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca biliyorsunuz Ramazan vlogları çektik. Onlardan biri hem tecrübeler hem sohbetler. Çok güzeller çok. Bunun yaprak desenleri bir gerçek açığa çıksın. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Örümcek ağı gibi. Bu da dekoratif yapraklı bir sardunya. Bu onun yavrusu, o onun yavrusu. Hep de yedekliyorum bir yandan. Korkuyorum kaybetmekten. Kışın ne yapacağım bakalım. Soğuklarda, çok soğuklarda içeri alacağım arkadaşlar. Aşırı yaz sıcağından da nasıl koruyacağımı sizinle detaylı paylaşacağım göstererek zaten. Takipte kalın. Hem yavru kanalımız hem anne kanalımızda her şeyi paylaşıyorum arkadaşlar. Biraz orada, biraz burada. Takipte olursanız hepsini görebilirsiniz. Bize destek verdiğiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler.